Ben bu fon ruj aldım. Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk kez bir indirim alışverişi videosu ile karşınızdayım. Kadınlar Günü indiriminden neler aldım? Şimdi size hepsini tek tek göstereceğim. Aldığım ürünler arasında aslında ihtiyacım olan ürünler de var. İlk kez deneyeceğim ürünler de var. Şimdi sizlerle hepsini tek tek paylaşacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen gelin başlayalım. İlk olarak Gratis'ten aldıklarımdan başlamak istiyorum. Jams Baby'nin bebe yağını aldım. Aslında ben bu yağı normalde klasik pembe olanını kullanıyorum. Bu ne zaman çıktı bilmiyorum. Yeni çıkmadıysa da ben kaçırdım muhtemelen. Pamuk dokunuşu diyor. Gerçek pamukla harmanlanmış. Bu benim çok dikkatimi çekti. Ben bunu neden aldım? Çünkü duştan çıktıktan sonra kurulanmadan ıslak vücuduma bunu sürüyorum. Çok güzel bir şekilde nem veriyor. Vücut nemlendiricilerinden ziyade bebe yağını ben daha çok seviyorum. Nivea deodorant. Zaten bilenler bilir. Çantamda ne var videosunda sizlerle paylaşmıştım. Her zaman kullandığım deodorantımı aldım. Bu diş macunu da değiştirmeden çok uzun süredir kullanıyorum. Beyazlatıcı, onarım ve koruma özelliği var. Bu kulak temizleyicisinin diğerlerine göre farkı şu. Bir tarafı daha ince, diğer tarafı ise daha düz ve yassı. Ben bunu makyajlarda kullanıyorum. Özellikle göz makyajlarında, göz altını temizlerken ve şuradaki keskinliği sağlamak için. Devamlı kullandığım için bundan aldım. Ben bu maskeyi daha önce kullandım. Hatta hasta olduğum dönemde cildim aşırı derecede kuruyken kullandım. Çok memnun kalmıştım. Gerçekten böyle yoğun bir şekilde nem verdi. Cildimi parlattı. Gözenek problemim de olduğu için, gözenek sıkılaştırıcı etkisi olduğu için aldım. İlk kullanımda hemen etkisini göstermeyecek. Bunu biliyorum ama ben bunu memnun kaldığım için tekrar aldım. Denemek isteyenler için tavsiye ederim. Ürünlerin fiyatlarını fişten tek tek bulup söylemek biraz zor olacak. O yüzden kusura bakmayın. Ortalama fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 10 TL civarında falandı. Bu ürünlerin zaten çoğu %50 indirimdeydi. Bu aseton benim yıllardır hiç değiştirmeden kullandığım bir aseton. Neden seviyorum? Bir kere inanılmaz bereketli bir aseton. Yani gerçekten en az 6 ay falan gidiyor bana ki çok sık oje kullanmama rağmen. İkincisi başlık kısmı pompalı. Yani diğer asetonlar gibi hava almadığı için ilk günkü kadar çok iyi bir şekilde çıkarıyor. Denemeyenler varsa kesinlikle tavsiye ederim. Listerin aldım. Normalde ben Listerin'in beyaz olanını kullanıyorum. Bunu denemek istedim bu sefer. Ben bunun birkaç arkadaşımdan çok yoğun bir şekilde nem verdiğini ve cildi pamuk gibi yaptığını duymuştum. O yüzden bunu denemek istedim. Denedikten sonra sizlerle paylaşacağım mutlaka. Bu peelingi de siz de duymuşsunuzdur muhtemelen. Ben bunu kullanmamıştım. Normalde MAC'in peelingini kullanıyorum. Ama bunu merak ettiğim için yine %50 indirimde olduğu için bunu da aldım. Kullandıktan sonra mutlaka sizinle paylaşacağım. Şöyle bir ıslak mendil. Hatta bunu kullandım bile, hemen çantama attım. Kasada 1 TL'ye düşmüştü. Çantamda çok sık bulunan bir şey olduğu için bunu da aldım. Şimdi Vastit'ten aldıklarımı gösteriyorum. L'Oreal'in bu maskarasını aldım. Bunun da çok metini duymuştum. O yüzden bu da indirimdeyken bunu da kaçırmak istemedim. Krem çok sık kullandığım için Arco'nun yeni çıkan avokadolu kremini aldım. Bunu çantama atıyorum genelde, o yüzden aldım. Bunu da evde kullanmak için, evde her köşede mutlaka bir krem vardır. Yani yatak odasında, banyoda, işte makyaj odasında falan birçok yerde krem olduğu için bunu da aldım. Bunu zeytinyağlı aldım ama. İkisi farklı olsun istedim. L'Oreal'in True Match fondötenini aldım. Ben bu fondöteni arkadaşımın makyaj çantasıyla makyaj yaptım videosunda denemiştim. İzlemeyenler için yukarı bırakacağım. Oradan izleyebilirler. Arkadaşım Beste'nin devamlı kullandığı bir fondötende ve onun cildi gerçekten çok sorunlu. Hiçbir fondöteni kabul etmiyor. Çok fazla fondöten denedi ve en memnun kaldığı, cildinin kabul ettiği tek fondöten buydu. Cildime her ne kadar koyu olsa da yapısını gerçekten çok sevmiştim. O yüzden ben de kendime uygun rengi aldım. Gerçekten güzel bir fondöten. Revlon'un fondötenini aldım. Bu da çok uzun süredir denemek istediğim bir fondötendi. O yüzden bunu da kaçırmak istemedim. Nashita'nın süngeri 10 TL'ye düşmüştü. Bunu zaten daha önce denemek için almıştım. Hatta son iki videomda falan hep bunu kullandım. Gerçekten çok memnun kaldım bu süngerden. 10 TL olmasına rağmen yumuşacık bir sünger. O yüzden bundan bir tane daha yedeklemek istedim. Revolution'un concealer'ını aldım. Bu concealer de biliyorsunuz son zamanlarda gerçekten çok methediliyor. Tarte'ın concealer'ına muadil olarak gösteriliyor. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten çok güzel bir kapatıcılığa sahip. Zaten rengini seçmek için göz altımda biraz denemiştim. Bu da normalde 50'nin üstündeyken benim 30 TL civarında aldığım bir concealer. Kesinlikle öneririm bunu da denemeyenler için. Evet, şimdi NYX'ten birkaç bir şey aldım. Onları göstermek istiyorum. NYX'ten şöyle renkli bir far paleti aldım. Ben zaten renkli far paleti çok uzun zamandır istiyordum.
neon renkler barındıran bir palet. Kanalımda neon makyaj serisini başlatmak istediğim için böyle bir palet uzun zamandır arıyordum. Mağazada da pigmentlerini inceledim. Gerçekten çok güzel. Normalde böyle yeni dokunulmamış paletlere gerçekten dokunmaya kıyamıyorum. Ama pigmentlerini size göstermek istiyorum. Renklere bakar mısınız? Ne kadar pigmentli. Ya ben gerçekten çok sevdim. Bununla makyaj yapmak için gerçekten çok heyecanlanıyorum. Henüz gözümde kullanmadım ama yapılarına ve pigmentlerine baktığım kadarıyla çok güzel bir palete benziyor. 120 TL'den yanlış hatırlamıyorsam 80 TL civarında bir şeye geliyor. Renkli palet arayanlar için bunu tavsiye edebilirim. Bir de NYX'ten 2 tane ruj aldım. Rujların rengi bu şekilde. Zaten sağ ve sol kısma isimlerini yazacağım. NYX alışverişimin en güzel kısmını göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle bir fırça hediye ettiler. Ve gerçekten çok güzel bir fırça. Yarı sentetik, yarı kıl. Ya bence çok amaçlı bir fırça. Çok güzel kontür yapabileceğini düşünüyorum. Fondöten aldık. Bence birçok şey kullanılabilir. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu fırçanın asıl fiyatı 140 TL'ymiş. 140 TL'lik fırça bana hediye gelmiş oldu. Gerçekten çok mutlu oldum. Ama şu anda bu fırçadan kalmış mıdır ben sanmıyorum ama siz bir şansınız deneyin derim. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Dudağımda kocaman bir uçuk çıktı. Onu biraz kapatmaya çalıştım ama her ne kadar kapatmaya çalışsam da bence kapanacak gibi değil yani cidden çok büyük. Çok canım sıktı çünkü gerçekten çok canımı acıtıyor. Ve bununla haftaya nasıl bir makyaj yaparım ya da yapar mıyım hiçbir fikrim yok gerçekten. Umarım bir an önce geçer. Son olarak Iroşa'dan aldığım iki ürün var, onları da size göstereceğim. Bu şampuan benim yaklaşık 3 senedir kullandığım ve hiç değiştirmediğim bir şampuan. Eğer saçlarınız benim gibi çok yağlıysa bu ısırganotlu şampuanı önerebilirim. Deneyin derim. Gerçekten ben çok memnunum. Şöyle bir göz kremi aldım. Benim cildim ve göz çevrem hassas olduğu için ve aynı zamanda çok fazla makyaj yaptığımdan dolayı bazen tahriş olabiliyor. O yüzden bu hassas gözler için olan göz kremini aldım. İlk kez deneyeceğim. Denedikten sonra mutlaka yorumlarımı sizinle paylaşırım. Benim Kadınlar Günü indiriminde aldığım ürünlerin hepsi bunlardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.